köklü bir anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yönelik bir öneridir. Yeni anayasa tartışmaları, yargı reformu hazırlıkları ve insan hakları eylem planı çalışmaları, temeli hukuki düzenlemelere dayanan bu başlıklara ilişkin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Dile getirilen sorunların pek çoğu anayasa değişikliği gerektirir sorunlardır. Feyzoğlu yapılacak yeni bir anayasada mevcut ilk dört maddenin korunması gerektiğini söyledi. İlk dört maddeye hiçbir şekilde dokunulmayacak, dokunulması teklif dahi edilemez. Bu sürecin dışında kalanlar kanaatimce kaybedeceklerdir. Bu sürecin içerisine girip ben şurada bir aksaklık görüyorum, bunun düzeltilmesi gerektir, gereklidir diyenler de e, olumlu şekilde etkileme imkanlarına kavuşacaklardır. Yargı reformu hazırlıklarını değerlendiren Feyzoğlu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısında değişiklik yapılması önerisini bir kez daha dile getirdi. Çağdaş pek çok toplumda savcılar ayrı bir üst kurula, hakimler ayrı bir üst kurula gidiyor. Benim orada çok çok somut bir önerim var. Türkiye Barolar Birliği'nde her iki kurula bir, iki e, ama yeteri sayıda temsilci üye sıfatıyla temsilci göndermesini gerçekten bir devrim olarak görürüz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, hükümetin çalışmalarda sona geldiği insan hakları eylem planına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. İnsan dediğinizde insan olma özelliği öne çıkarak muhakkak surette bir insan hakları eylem planının yapılması e, lazımdır. Olumlu e, bir adım olarak görüyorum. Ben şunu çok görmek isterim, iyice somut söylüyorum. Sanık eğer kendi avukatının yanında değil de jandarmanın arasında ve avukatının ulaşamayacağı bir yerde oturuyorsa o koca koca laflar çöküyor.